Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'akibetu lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icmain. Bugün Kur'an'da savaşı gerektiren sebepler üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Şu anda Türkiye'nin Afrin'de ve diğer yerlerde başlatmış olduğu savaş sebebiyle çeşitli konuşmalar yapılıyor. İşte savaş sadece savunma için yapılır, başka şeyler için yapılmaz falan gibi. Bunu Kur'an-ı Kerim'den hep beraber göreceğiz. Bir de asıl bugün Ehli Kitap diye Kur'an-ı Kerim'in tanımladığı Yahudi ve Hristiyanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yaptıklarıyla bugün Amerika, Avrupa ve İsrail'in yaptıklarının arasındaki benzerliği hep birlikte görmeye çalışacağız. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de savaş sebebi olarak gösterilen asıl konu Nisa suresinin 75. ayetinde belirtilen husustur. Cenab-ı Hak burada şöyle buyuruyor. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Size ne oluyor? Allah yolunda savaşmıyorsunuz. وَالْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Zayıf ve güçsüz bırakılmış kadınlar, erkekler, kadınlar ve çocuklar yakulun şöyle diyorlar. Rabbena ya Rabbi. Ahricna min hadhihi al-qaryati al-zalimi ahliha. Halkı zalim olan şu yerleşim yerinden bizi çıkar ya Rabbi diye yalvarıyorlar. Ve ce'alna min ladunka waliyan ve ce'alna min ladunka nasira. Kendi katından bize bir veli, yani bize çok yakın bir tavır sergileyecek, bizi koruyacak, bizi destekleyecek birisini gönder ve kendi katından bize yardım edecek birisini gönder. Şimdi evvelki gün haber ajanslarına yansıyan bir kızcağızın feryadı vardı. Diyor işte, ben diyor Kürdüm, Nusayriyim. Nusayriler vardır biliyorsunuz şeyler, Hristiyan gruplardan. Biz evimize kapatıldık, dışarı çıkamıyoruz. Ancak işte günde bir kere ekmek için çıkabiliyoruz. İşte ayda bir kere başka ihtiyaçlar için çıkabiliyoruz. Ablamı diyor, geldi taciz ettiler. Yani çok affedersiniz, ırzına geçmişler ablasının. Kızcağız hamile kalmış ve intihar etmiş.
Tabii görüyoruz ne kadar tahribatın yapıldığını da orada. Şimdi bu ayeti kerimede zayıf bırakılanlar kısmında bak, önce Allah yolunda savaş diyor. Tabii Allah rızası için. Ama zayıf bırakılanları kurtarmak için de Allah yolunda savaştır. Şimdi siz o insanlara destek götüreceksiniz, yardım götüreceksiniz ki o insanlar da ya bunlar ne kadar iyi insanlar, buraya geldiler, öyleyse bunlar inancı ne, dini ne diye merak etsinler ve bu dini kavrasınlar. İnanırlar, inanmazlar. Bizim görevimiz insanları inandırmak değil. Görevimiz insanlara doğruları göstermektir. Şimdi bir de Allah-u Teala bugünkü durumu Ali İmran suresinde şöyle anlatıyor. Bu surenin 110. ayetinde diyor ki kuntum hayra ummeh. Siz en hayırlı toplumsunuz. Önderi olan topluluk ümmet denir buna. Müslümanlar olarak bizim önderimiz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Hepimizin önderi odur. Örneğimiz odur. Allah'ın kitabını getirip bize tebliğ eden odur. Uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmışsınız. Bak, uhricet lil mu'minin demiyor, değil mi? Uhricet linnas. Yani tüm insanlar için. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Marufu emredersiniz. Yani insanın fıtratına uyan, insanı rahatlatan, işte bu dedirtecek şeyleri emredersiniz. Çünkü Allah-u Teala dinini fıtrat olarak, insanın doğal yapısının kendi tarafından din olarak belirlenmesi şeklinde tanımlıyor. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerden de yasaklarsınız. Yani herkesin kötü diyeceği şeyleri de yasaklarsınız. Ne oluyor? Yani sizin bulunduğunuz yere dirlik ve düzenlik gelir. Huzur ve güven gelir. Siz bir güneş gibi doğarsınız. Güneşten istifade eden olur, etmeyen olur. Ondan zarar olan olur ama siz herkesi aydınlatırsınız. Herkese faydanız olur. Hava gibi, su gibi herkese faydanız olur. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Keşke ehli kitap da inansaydı. Yahudi ve Hristiyanlar da keşke inansaydı. Ya da elinde kitap olan diğer gruplar da keşke inansaydı. Çünkü onların hepsinin beklediği Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama ehli kitap kelimesi ehil, uzman demektir. Şimdi utul kitap var Kur'an-ı Kerim'de, kendisine kitap verilenler ki herkes giriyor oraya. Bir de ehli kitap var, o kitapta uzman olanlar. Çünkü alt tabaka bilmiyor. Yani bir defa kitapta uzman değil, kitabın ne istediğini bilmiyor. Sadece duyduklarıyla idare ediyor. O Tevrat'ta, İncil'de uzman olanlar da keşke inansalar, arkasından öbürleri de gelirdi. Kendilerinin hayrına olurdu. Minhumul mu'minun. İçlerinde inananlar var ama ve ekseruhumul fasikun. Onların çoğu fasıktır, yoldan çıkmıştır. Peki burada Allah insanları kaç gruba ayırmış oldu? Kaç grup oldu? Abdullah, kaç grup oldu? Bir, müminler. İki, ehli kitap. Bir de üçüncüsü var. Diğerleri, müşrikler, değil mi? Peki Allah-u Teala'nın bu ayrımında bugünkü manada Türkiye, Suriye, efendim Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan diye bir ayrım var mı? O zaman efendim Suriye başkasının ülkesi mi? Ne dersin Nişan? Başkasının ülkesi mi? Şimdi Allah-u Teala'nın ayrımında bak, siz insanlar için ortaya çıkarılmışsınız diyor. Ve ikinci sırada ehli kitabı koyuyor.
Bir başka ayette de mesela müşrikleri koyuyor. Şeyde Hac suresi 17. ayetinde de ayrıca müşrikler. Yani müminler, Hac suresi 17. ayetinde müminler, Yahudi, Hristiyan, Sabi, Mecusiler ve müşrikler. O zaman ne oldu? Ayrımı Cenab-ı Hak inanca göre yaptı, değil mi? Peki bunların hepsi insanları oluşturuyor. O zaman Müslümanlar insanlık için ortaya çıkarıldığına göre bana ne kardeşim ondan diyebilir miyiz? Orada efendim bir Süryani kız feryat ediyormuş. Essin. Diyebilir miyiz? Çünkü insanlık için ortaya çıkarılmışız. Şimdi şey de ve Allahü Teala bak insanlık için ortaya çıkarıldığımızdan dolayı biz burada sürekli konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güttüğü siyaset inanılmaz güzellikte. Tabii ki öyle olacak çünkü Allah'ın Resulü. Yani artık bunun ötesi yok. Muhteşem bir siyaseti var gerçekten. O muhteşem siyasetle bakıyorsunuz ki geliyor Mekke'de yaşayamıyor. Yaşatmıyorlar. Yaşatmadıkları zaman onlarla herhangi bir fiili harekete girmiyor. Ne bir protesto gösterisi var, ne gereksiz dalaşmalar var. Onun yaptığı sadece Allah'ın indirdiği ayetlerini tebliğ etmektir. Onun için Allah'ın nebilerine bir bakın, bulundukları yerde oranın yapısına göre suç sayılacak bir eylem yapmazlar. Çünkü öyle bir şey yapsalar, onlar bayram eder. Musa Aleyhisselam'a bir bakın, Firavun'un hakimiyeti altında yaşıyor. Firavun'un kanunlarına göre suç sayılacak bir eylem yapmıyor. Ha Firavun'u çıldırtıyor ama Firavun'un kanunlarına değil. Çünkü söyledikleri doğru. Çünkü öyle bir mücadele yapıyor ki bütün Allah'ın nebileri, siz her dönemde dünyanın her bölgesinde her türlü hukuki yapı altında o mücadele yaparsınız. Ama tabii bu siyasileştiriliyor. Prosestolar, şunlar. Mesela ben şahsen çocukluğumdan beri bir kere merak etmişimdir bir protesto yürüyüşüne ne oluyor diye katılmışımdır. Yani onların bir şey üyesi olarak değil, acaba ne yapıyorlar diye katıldım. De iyi de oldu, gittim gördüm neler yaptıklarını falan. Hayatta hiç sevmem böyle bir şey. Çünkü protesto demek karşı tarafa çok değer verdiğini göstermek demektir. Şimdi biz her zaman insanlar, insanlık için ortaya çıktığımıza göre, durum ve şartlara göre Allah'ın emrine uygun bir şekilde hareket etmemiz lazım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorsunuz. Mekke'den Medine'ye geliyor. Daha 1,5 yıl geçmeden onu Mekke'den çıkmak zorunda bırakan Mekkeliler Bedir'e bir asker ordu gönderiyorlar. Allah orada bir başarı nasip ediyor. Ki Ramazan ayının sonlarında bu Bedir Savaşı kazanılıyor. Ondan kısa bir süre sonra oradan Medine'ye geliyorlar. Beni Kaynuka ciddi manada rahatsız oluyor. 20 gün kadar sonra değil mi? 20 şeyde Şevval'da, yani Ramazan'dan sonra Şevval. Onları muhasara altına alıyor. Ondan bir süre sonra, bir sene sonra Uhud'a geliyorlar. Şey, Bedir'de şey yapmıyorlar. Uhud'da yine Cenab-ı Hak bir başarılı sonuç nasip ediyor. O yetmiyor. Ondan bir sene sonra beni Kureyza, yok beni Nadir değil mi? Beni Nadir ki bunlar Yahudi kabileleri, çok zengin kabileler Medine'de. Onu çıkarıyor. Arkasından bütün çevre kabileler birleşerek, ki ona inşallah biraz sonra Abdullah anlatacak, Müslümanları oradan çıkarmak istiyorlar. Hendek Savaşı oluyor. Arkasından Resulullah Hudeybiye'ye gidiyor. Sonra Hayber'e gidiyor.
Şimdi bütün bu savaşlarda dikkat ederseniz, şimdi biz burada sürekli şeyi okuyoruz, Bakara suresinin 190. ayetini okuyoruz. Ama tabii savaş hukukunu ayrıntı olarak anlatma imkanı olmuyor. Bugün inşallah onu biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. İşte وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Şimdi bakıyorsunuz ki bugün bazı gruplar çıkıyor. Efendim, onlar bizimle savaştı mı? Ne işimiz var orada? Ya sen dediğin kim? Orada evleri yıkılanlar sen değil misin? Türkiye'ye karşı efendim açtılar mı? Ya yıllardır bu yapılan şeyler neydi? Yıllardır savaş yürütülüyor ya. Savaş yapılıyor yıllardır, yeni mi? Şimdi yani ben gerçekten ordu mensuplarını tebrik ediyorum. Son derece böyle bize yakışır bir şekilde orada, yani Müslümana yakışır bir şekilde hareket ediyorlar. Kimseyi rahatsız etmemeye çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Sıcak çatışma sırasında ne olursa olur, ondan sonra hiçbir şey yok. Hiç kimsenin burnu kanamaz. Kimsenin evi yıkılmaz. Mekke'ye girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sen anlatmıştın mesela şeyde. Bunlar. Mekke'de Resulullah herhangi bir kişinin şöyle bir kağıdını alıyor mu elinden? Herhangi bir kişiyi üzücü, en küçük bir davranışı var mı? Ama bugün bakın Suriye'de ne yaptılar? Amerika geldi, ne yaptı? Yukarıdan bomba yağdırdı değil mi? Ya o vatandaş, odaki insanların suçu ne? Seninle savaşan bir ekip olsa zaten onların savaşmaya hiçbir zaman güçleri yetmez. Savaşamazlar. Şunu söyleyeyim, bugün bir söyle. Haber vardı. Bir tane Rus askeri uzman demiş ki, Türk ordusunun savaşma kabiliyeti düşük. Hani yavaş ilerlediği için. Tabii onlar kendileriyle mukayese ediyorlar. Onlar ne varsa, önüne ne gelirse öldürüp geçen insanlar. Bizim ordu çok yavaş ilerliyor. Masumlara zarar vermemek adına falan. Onlar kendileriyle kıyasladıklarında diyorlar ya bunlar yavaş ilerlediklerine göre bunların savaş kabiliyetleri düşük. Ya bizim yani o şey yapamıyorlar, o kıyaslamayı kafalarında oluşturamıyorlar. Yani bizim Müslüman bir topluluk nasıl ilerler falan kendileri onu düşünemiyorlar. Ve bunun yavaş ilerlediğine göre kabiliyet zayıftır diye peşin hüküm veriyorlar. İstersen biz burada, tabii Hişam aslında Şam'da doğmuş büyümüş, Suriye'de doğmuş büyümüş. Oradaki bütün olayları yakından takip eden, olayların içinde bizzat yaşamış olan, şu anda annesi, babası, kardeşleri orada olan bir arkadaşımız. Şimdi orada olup bitenleri, orayı ne hale getirdiklerini bu şeylerin, Yahudilerin, Hristiyanların ve dışarıdan gelen işte güçlerin orayı ne hale getirdiklerini bir anlatsın da dinleyelim. Evet Hişam. Harp. Arapça konuşacağız. Tamam. Evet. الحرب في سوريا كما تعرفون بدأت عام 2011. Bildiğiniz gibi Suriye'deki savaş 2014'te başladı. 2011'de. 11 dedim ben, 14. 2011'de başladı. Tamam. في ذلك الوقت كان يوجد جيش الأسد ويقابل فقط مجموعات صغيرة من الجيش الحر. Diyor ki o zaman işte bir Esed'in ordusu vardı şeyde, Suriye'de. Bir de onun karşısında ne diyoruz? Özgür Suriye ordusu. Öyle diyoruz. Yani bu Ceyşül Hur diyor. Bizim Türkçe tercümesi ÖSO değil mi? Özgür Suriye ordusu vardı. Çeşitli gruplar halindeydi diyor. الذي كان يدعم هذا الجيش هذه المجموعات هو تركيا وأمريكا. Bu grupları destekleyen bir Türkiye, bir de Amerika vardı diyor. Türkiye كانت تفعل ذلك لأنها تريد إنهاء الظلم في سوريا وإسقاط نظام بشار الأسد. Türkiye'nin bütün gayreti işte oradaki Beşar Esed şeyinin yönetiminin halka yapmış olduğu zulmü ortadan kaldırmak içindi. لكن أمريكا كانت تدعم الجيش الحر لسبب آخر.
Ama diyor Amerika başlangıçta demek özel Suriye ordusunu o şey özgür neyse. Amerika destekliyordu. Bütün şeyi niyeti ne demiştin? كانت نيتها إطالة أمد الحرب دون أن ينتصر طرف على الطرف الآخر. Yani kimse bir taraflardan biri galip gelmeden savaş devam etsin ve Suriye'de tahribat olsun. استمر هذا الوضع أربع سنوات. 4 yıl böyle devam etti. بعد ذلك أمريكا رأت أن الجيش الحر لا يستطيع أن يحقق لها أهدافها في سوريا. Amerika baktı ki bu özel Suriye ordusu kendi hedeflerini gerçekleştirecek durumda değil. فتركت دعم هذا الجيش وأمرت الآخرين بمحاربته وبدأت بدعم مجموعات كردية مسلحة. Oradan özel Suriye ordusunu bıraktı şey. Özgür Suriye neyse ya. Özgür Suriye ordusunu bıraktı. Bu defa bir takım Kürt gruplarını oluşturmaya, onları desteklemeye başladı. بدأت تقدم لهم كل أنواع السلاح. Her türlü silahı onlara verdi. وبدأوا هم يقاتلون المعارضة وتركوا مقاتلة النظام. Bunlar daha önce tabii Kürtlerle yönetim arasında bir sıkıntı vardı. Onlara şey de vermiyorlardı. Kimlik de vermiyorlardı, vatandaşlık da vermiyorlardı. Fakat o Kürtler diyor şeyle nizama ne diyoruz? Rejim. Hakim rejimle şey yapmadığı şey yapmayınca onunla mücadeleyi bıraktılar. Bu defa şeyle savaşmaya başladıklar. Özgür Suriye ordusuyla ve diğer gruplarla savaşmaya başladılar. بدأوا ينتشرون في المناطق الأكثر أهمية في سوريا، مناطق الغاز والثروات النفطية. Suriye'de nerede bir gaz, petrol, böyle tabii kaynakları varsa hep oralara yerleşmeye başladılar. وبدأوا يعتدون على القرى التي تتمتع بأغلبية سكانية عربية. Evet, o halkının çoğunluğu Arap olan şehirler, şey köylere ve oturma yerlerine hücum edip o insanları rahatsız ettiler. Mesela Minbij hiye medine arabiyye, lakin hacemuha ve ihtelluha ve taradu sukkanha minha. Minbij. Minbij tabii. Onlar Şin'den söylüyor, biz de bizimkiler Çeyle söylüyor tabii. Minbij diyor bir Arap ülkesi, şey Arap şehri olmasına rağmen oraya şey yapıp hücum edip bütün halkını oradan attılar ve kendileri hakimiyet kutup kurdular. وعدد السكان كان في هذه المدينة حوالي 100,000 كلهم أصبحوا مهجرين. Oranın halkı 100,000 civarındaydı, tamamı oradan göç ettirildi diyor. أين يعيشون اليوم؟ يعيشون في الخيم في هذا البرد الشديد. Şimdi nerede yaşıyor şu anda diyor işte böyle çadırlarda. بعضهم لجأ إلى تركيا، بعضهم بقي في سوريا في مناطق يوجد فيها خيام. يعني bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı da artık böyle çadırlarda yaşıyor. Yani kendi evlerinden uzaklaştırılmış vaziyette. هذا ليس فقط في منبج، حدث في أكثر من 20 قرية عربية. Bu sadece Minbij'de değil, 20'den fazla Arap yerleşim bölgesinde aynı durum var. بدأوا يشعرون بالقوة هذه المجموعات بدأوا يقولون إذا كانت أمريكا معنا فلن يستطيع أحد الوقوف في وجهنا. Şöyle diyor demeye başladılar. Arkamızda Amerika var. Hiç kimse bizim karşımıza dayanamaz. واحتلوا مناطق واسعة من سوريا ليست لهم. Çok geniş bölgeleri işgal ettiler. حين بدأت تركيا تشعر أن هناك خطر منهم على السكان العرب هناك وعلى الحال في تركيا شعرت أنها يجب أن تفعل شيء. Türkiye bunların yaptıklarını görüp kavradığı zaman benim yapmam gereken bir şey var diye bunu anlamaya başladı. Türkiye bana bir görev düşüyor demeye başladı. يعني هل من حق تلك المجموعات أن تهجر السكان وتحتل أرضها وهل يجب على تركيا أن تبقى ساكتة إزاء هذا؟ Yani şimdi bunlar orada halkı oradan sürgün edecekler. Az önce okuduğumuz Nisa suresi 75. ayet var. Bu durumda Türkiye buradan sessiz mi duracaktı? O insanları kendi evlerinden, yurtlarından alacak, sürgün edecekler. Her şeyi işgal edecekler ve o adamları aç, susuz, perişan bir vaziyette şeylerde, çadırlarda bırakacaklar. Bir kısmı Türkiye'ye gelmiş. Ondan bunların karşısında Türkiye sessiz sadasız kalacak, öyle mi? Bir görevi yok mu? Evet.
الأسبوع الماضي خرجت أمريكا وقالت نحن نؤسس جيش من 30,000 على الحدود مع تركيا. Sonra diyor şey dedi ki Amerika kalktı dedi ki Türkiye sınırında 30,000 kişilik bir ordu kuracağım. هذا الجيش ضد من سيعمل؟ Peki bu kime karşıydı diyor? هذا مفهوم هو سيعمل ضد تركيا. Tabii ki Türkiye'ye karşı yani. Evet. Yani hum yuhawilun ta'sis devlet müstakille fi Suriye lil akrad. O istiyorlar ki Suriye'de Kürtler için özel bir devlet kursunlar. Evet. Devlet ماذا yani devlet yani انها اصبحت دوله قانونيه لديها مطارات وسلاح وكل شيء يعني فهي دوله عدو لتركيا على حدودها yani Türkiye'nin sınırında Türkiye'ye düşman her türlü hem havaalanı hem silah konusunda her şeyi olan bir yapı oluşturuyorlar. كما فعلوا وزرعوا اسرائيل في فلسطين يحاولون زرع هذه الدوله هنا في هذه المنطقه لازال لاطاله امد الحرب فيها. Yani nasıl Filistin'e diyor şeyi yerleştirdilerse İsrail'i buraya da öyle bir şey oluştu, bir koridor oluşturuyor, oluşturmaya başladılar. Yani hedef Amerika kan منذ البدايه من الحرب في سوريا هو تقسيم سوريا. Aslında Amerika'nın hedefi Suriye'yi parçalamak. وهذا فهمته تركيا متأخرا. Biraz geç anladı diyor Türkiye bunu. لذلك وجدت نفسها مضطرة للدخول إلى سوريا. Bundan dolayı kendisinin oraya müdahale etmesi gerektiğini anladı. وتلك المجموعات لا تفهم أن أمريكا لا تدعمها حبا بها بل لمصلحة أمريكية في سوريا. Aslında bu o şeyler tamamen Amerika'nın şeylerine hizmet ediyor diğer gruplar. Aslında kendilerine de değil. Orada yok Kürt falan filan bunların hepsi orada parçalayarak yönetmek için tamamen Amerika kendi hakimiyetini kurdurmak için başka bir maksat yok. وهذا تفعله أمريكا ليس فقط في سوريا فعلته أيضا في السودان. Amerika bunu sadece Suriye'de yapmadı ki Sudan'da da aynı şeyi yaptı. Yani في السودان كان يوجد حركات مسلحة دعمتها أمريكا وساعدت على انفصالها وأسست دولة مستقلة اسمها جنوب السودان. Mesela Sudan'da Güney Sudan diye bir müstakil devlet kurdu. O devlet kurulmadan önce çeşitli grupları silahlandırdı, destekledi ve Sudan'a karşı savaştırdı. Orada parçaladı Sudan'ı. يعني المجموعات الكردية المسلحة في سوريا بدل أن تتعاون مع المعارضة ضد نظام الأسد لاستعادة حقوقها هي بدأت تعمل مع أمريكا لخدمة مصالح أمريكا. En başlangıçta Esed'le iyi geçiniyordu. Aslında ondan yararlanacak olan Esed'ti. Yani o şeyden sonra ikinci adımda yani Amerika'nın müdahalesi. Şimdi de tamamen Amerika'nın isteklerine hizmet ediyor. لذلك إذا كان هؤلاء يريدون تجنب الحرب عليهم الانسحاب من كل القرى العربية التي احتلوها وإعادة سكانها إليها. Eğer bunlar gerçekten savaşmak istemiyorlarsa yapmaları gereken işgal ettikleri bütün bölgelerden çekilip oranın halkını kendi evlerine yerleştirmektir. ويجب أن يفهموا أن علاقتهم يجب أن تكون مع المحيط بهم وليس مع أمريكا البعيدة عنهم مئات الآلاف من الكيلومترات. Yani burada bunların razı edecekleri yani binlerce kilometrede, yüz binlerce kilometre uzaklıktaki, yok binlerce kilometre uzaklıktaki Amerika memnun etmek değil. Kendi çevrelerini memnun etmelidirler. Yani هل من العاقل هل من المنطقي أن يعادي الإنسان محيطه ليرضي الآخرين؟ Yani şimdi, akıl kârı mı? Sen başkalarını memnun etmek için komşunla düşmanlık ediyorsun. وهل الذي يثق بأمريكا يتخيل أنه سينتصر في يوم من الأيام. يعني öyle bir durumda Amerika yardım eder mi bunlara? Yani böyle bir sıkıntılı halinde herhangi bir durumda yardım eder mi? İşte bugün gözüküyor. Evet. واليوم أكثر دولة تخاف ومنزعجة من تدخل تركيا في سوريا هي أمريكا. Yani bugün Türkiye'nin Suriye müdahalesinde en fazla korkan ülke kim? Amerika. لأنه هذا التدخل هو يمنع هدف أمريكا من تقسيم سوريا. Ya bu bütün korku şu. Türkiye'nin müdahalesi Amerika'nın istediği şekilde Suriye'nin parçalanmasını engelleyecek. لذلك انا اجد كسوري انه من حق تركيا التدخل حمايه للسكان
الذين هجروا من سكانه من أراضيهم أولا ولمنع تقسيم سوريا ثانيا. Tabii şimdi asıl diyor Türkiye'nin hedefi şu olmalı. Evlerinden çıkarılmış olan Suriyelileri evlerine yerleştirmek, bir de Amerika'nın bu parçalama politikasını ortadan kaldırmak olmalı diyor bana göre. Hatta ana utaba al-wada' hunak an qurb ma asdiqa'i yaşun hunak yaqulun al-quwat al-turkiyya wa quwat al-jeysh al-hur tuhawil qadar al-imkan adam ilhaq al-darar bil-madaniyin allazina yaşun hunak. Diyor ki ben diyor oradaki arkadaşlarımla sürekli görüşüyorum diyor. Onların şeyleri şu: Türkiye Suriye'ye müdahale etti. Bütün gayretiyle oradaki insanlara sıkıntı vermemeye çalışıyor. Az önce Abdullah'ın da söylediği gibi. Yani kimseye sıkıntı vermeden bu parçalanmayı ve bu insanları evlerinden çıkaran kişilerin yola gelmesini sağlamaya gayret ediyor. İza lem tekun kezalik kan تستطيع تركيا أن تدخل بكل قوتها وأن تدمر المدن كما فعلت أمريكا وروسيا وأن تحتل المدينة التي تريدها. Yani eğer diyor Türkiye'nin böyle Türkiye Amerika gibi Rusya gibi davranacak olsaydı giderdi bombaları yağdırırdı kısa sürede girerdi. Ama öyle yapmıyor ki kimsenin burnu kanamasın diye elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Yani الآن في سوريا في بعد سبع ama bu ne yapıyor? Bakın bu Suriyelilerin görüşü görüyor musun? Bu çok çok mühim bir şeydir. Suriye'deki arkadaşlarından duyduklarını anlatıyor. بعد سبع سنوات من الحرب في سوريا وأكثر من مليون قتيل ومئات الآلاف من المهجرين الدولة الوحيدة التي بقي لها الحق في التدخل هي تركيا. Ben şimdi diyor bak milyon üzerinde adam öldürüldü, birkaç milyon insan muhacir oldu, çok sayıda kişi evlerinden oldu. Bütün bu durumlarda oraya müdahale etme hakkı Türkiye'nindir diyor. لأن تركيا هي جارة سوريا وهي تتحمل عبء اللاجئين فيها. Türkiye çünkü Suriye'nin komşusudur. Zaten bütün gelenler de Türkiye'ye geldi orada muhacir olanlar. وجد شيء أخير هوجم سلميك ستيون. بعض الناس يقولون ما علاقة تركيا بما يحدث في سوريا؟ إذا كان هناك ظلم في سوريا نحن لماذا نتدخل؟ Bazıları diyor ki ya Türkiye'nin Suriye ile ilgisi ne yani? Niye karışıyor onlara? Orada zulüm varsa var, bana ne? هذا الكلام لا يمكن أن يقوله إنسان مسلم. Bir Müslüman böyle bir söyle bir şey söylemesi imkansız. لأنه في الإسلام لا يوجد شيء اسمه هذا سوري وهذا تركي وهذا أردني. Yani İslam yani Müslümansa bunun Suriyesi, şusu, busu olmaz. O da Müslüman, sen de senin kardeşin, bitti. Hatta Müslüman olmasa da az önce ayeti okuduk. İnsanlara zulüm yapılıyorsa gidip onlara engel olacaksın. İza kan yujad fi makan ma zulm ve tastati an tamna ve an tunhi hada zulm fel muslim yajib an yef'al zalik. Tabii. Yani bir yerde zulüm varsa Müslüman da buna gücü yetiyorsa gidip ona müdahale etmelidir. Yajib an yefham el mevcudun lan fi'l harb enu Amerika la yumkin an tusa'idhum ve en Amerika hiye fakat tastakhdimuhum li tahqiq masalihha. Şu anda Suriye'de çarpışan gruplar şunu çok iyi bilmeli ki Amerika hiçbir zaman onlara yardım edemez. Sadece onları kullanır. Evet. Tamam. Bir de şey istersen anlat o. Yani evleri bombardımanlarla nasıl yıktıklarını, pazar yerlerinde insanları nasıl öldürdüklerini de birkaç kelimeyle anlatsın. İşte ya, Amerika Rusya. الآن أمريكا أمريكا وروسيا دخلوا بكل قوتهم إلى سوريا. فحين يريدون الدخول إلى مكان ما من سوريا هم يبدأون بقصفه بالطائرات. Bir yere girmek istediği zaman Amerika Rusya hemen uçaklarla bombardıman ederler orayı. يعني بدون تمييز بين عسكري أو مدني أو مسلح أو طفل أو شيخ أو مرأة. Öyle kadınmış, erkekmiş, çocukmuş, efendim şehir halkıymış, asker değilmiş falan hiç önemli değil onlar için. Hiç ayrım yapmadan evleri bombalarlar, şeyleri bombalarlar, pazar yerlerini falan kim ölürse ölsün, hiç umurlarında değil. لذلك أنا رأيت قبل الخروج من سوريا بعيني مدن مدمرة بالكامل يعني. Ben diyor Suriye'den buraya gelmeden önce baktım. Tamamen tahrip edilmiş şehirler var diyor. İşte o zaman da kendisi gelmişti yani. Zaten öyle şeyler anlatıyor ki böyle kısa sürede olmaz. Yani gerçekten insan tahammül edemez. Yani fi seb'a senawat adad al-qatla milyon. 7 senede milyonu aşan insan öldürülmüş. Peki sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi asıl mesele yani biz bugün şunu ortaya koyacağız.
kere Müslümanlar artık Müslümanlığa yönelmek zorundalar. Müslümanlık, Müslüman olmak son derece önemli bir konudur. Bir de şeyin bizim atalarımızın insanların genlerine işleyen bir şeyler, saygınlıkları var. Sadece Müslümanların değil, tüm dünyadaki insanların genlerine işlenmiş bir saygınlıkları var. Bakın bir hatıramı ben size anlatayım. Şeyde 12 Eylül öncesi, tabii çoğunuz gençsiniz ama benim yaşımda olanlar bilirler. Çok ciddi anarşik olaylar vardı. İstanbul'da adam gider herhangi birisinin kapısını çalar, evinde adamı öldürür giderdi. O derece huzur ve güvenlik ortadan kalkmıştı. O zaman toplum polisi vardı. Ben de İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerindeyim. 12 Eylül öncesi bu. Anarşinin artık iyice şey yaptığı zaman. O toplum polisinde çok değerli insanlar vardı. Mesela şimdi onlardan Allah rahmet etsin birisinin adını söyleyeyim. Ali Yörük İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi iken emekli olmuştu. O zaman başkomiserdi. Bana hemen her hafta bir otobüs dolusu polis getirirdi İstanbul Müftülüğü'ne. Orada bana sorular sorar, o polislere dinletirdi, onların moralini yükseltmeye çalışırdı, takviye etmeye çalışırdı. Şimdi onunla beraber gelen bir başkomiser bana şunu anlatmıştı. Tabii yıllar gibi o başkomiseri görsem tanımam mümkün değil yani, bir kere görüştüğüm adam. O yani 80 öncesini diyorum bunu, 1980'da 80 öncesi. Bana dedi ki, bakın yani şimdi oradaki insanların içlerindeki bizden beklentilerine ve bize karşı olan sevgilerini anlamak için anlatıyorum. Dedi ki, işte Suriye'de dedi, Hatay ve İskenderun'a karşı biz yeni bir politikalar ortaya koyma gayretleri oldu. Biz de dedi görevlendirildik. Kendisi görevlendirilen kişilerdenmiş. Gittik dedi şeye, Şam'a. Belki Hişam'ın babası falan bilir ama Hişam'ın bilmesi mümkün değil tabii. O zaman daha doğmamıştı. Şam'a gittik dedi. O zaman Memduh Tağmaç vardı, Genelkurmay Başkanı Türkiye'de, hatırlarsınız. Dedi ki gittik oraya, Şam'da bir haftalık bir çalışma yaptık, Türkler olarak. Bir hafta içerisinde dedi, Şam'da Türkiye lehine büyük bir toplantı yaptık, gösteriyi düzenledik dedi. Bakın oradaki insanların sevgisini düşünün yani. Ve dedi, birer tane şapka şey yaptık, gençlere verdik, Tağmaç şapkası, Memduh Tağmaç. Tağmaç şapkası diye hepsini gençlerin başına koyduk. Çok büyük bir gösteri düzenledik dedi. Şeye karşı gözdağı, Suriye idaresine karşı. Sonra dedi, bizim ordumuz da dedi, bunu hiç şeye yansımadı, bunların hiçbirisi basına yansımamıştır. Yani o adam bana anlatmıştı. Bizim ordumuz da dedi, cilve gözünden İdlib'e kadar gitti ki ben İdlib'e 150 kilometre kadardır diyeyim. Ben bir öyle biliyorum. Çünkü oradan birkaç kere geçtim. İdlib'e kadar dedi geldi. Ordunun karşısına hiç kimse çıkmadı. O halkın dedi bir şeyini, sevincini görecektiniz. Türk ordusu oraya geldi diye. Böyle dedi çiçekler atıyorlar, bir ikramlarda bulunmak istiyorlar. Yolların kenarlarına toplanıp sonra geri çekildi. Şimdi benim bu konuda çok hatıralarım var Araplarla ve daha ülkelerle. Şimdi bakın bu insanlara giderken, şimdi şu anda ordu mensuplarının göstermiş olduğu hassasiyet, az önce işte Abdullah'ın söylediği, efendim yavaş gidiyorum, tabii ki yavaş gidecek. Kardeşim esas olan adamın evini almak, barkını almak değil, gönlünü alacaksın. Adamın gönlünü aldın mı her şeyini almış olursun.
Ya çünkü sevgiden daha iyi bir şey var mı? Daha güçlü bir şey var mı? Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne muhteşem bir örnektir. Peki Mekke'ye kimsenin burnu kanatmadan girdi de Mekke'den bir daha Müslümanları kimse çıkarabiliyor mu? Kimin aklına gelir? İşte bizim atalarımız elbette ki bunların içerisinde yanlış yapanlar elbette var. Ah keşke Kur'an-ı Kerim'e göre davranabilselerdi. Oradaki ben şahsen şunu söylerim. Şimdi Allah'a çok şükür Osmanlı'yı arşivden yani mahkeme arşivinden bilen bir kişi olarak konuşuyorum. Ki yani çünkü mahkemedeki belgelerin güvenilir olmaması mümkün değil. Ama siyasi tarih olursa padişah kendi arzusuna göre o tarihi yazdırabilir. Bir takım gerçekleri gizleyebilir. Şimdi oradaki o muhteşem bir adalet anlayışını görüyorsunuz. Hep şunu söylemişimdir, devamlı arkadaşlarım bilir. Keşke ulema keşke kendine verilen değerin kıymetini bilseydi. Maalesef o ulema bugünkü alimler gibi yönetime yağ yakmaktan başka bir şeyle meşgul olmuyor. Ya sen Allah'a kulluk et de Cenab-ı Hakk'ın gücünü ve kudretini gör. Maalesef bak mesela Osmanlı'da dokunulmazlığı olan tek grup ulemadır. Ama onlar bunun hiçbir kıymetini bilmemişlerdir. Keşke işte bu dini doğru anlatsalardı. Şimdi şu İstanbul Müftülüğü'nün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer harem dairesiydi. Ne demek? Padişahın cariyelerinin olduğu yer. Nedir? Savaştan alınan esir kadınlarla gidecek. Hangisinin canı istiyorsa gelsen bu akşam. Ey kardeşim, bugün bütün mezhepler bunu caiz görüyor. Kur'an-ı Kerim'e göre bu zinadır. Çok açık bir zinadır. Ama hepsi bu ayetleri yok saymış. Bugün şimdi konuşmanın başında Suriyeli kızcağızın haklı şikayetini burada anlattık. Ablasının ırzına geçilmiş, hamile olmuş ve o da intihar etmiş. Ya senin mezheplerin bunu oradaki askerlerin en tabii hakkı sayıyor. Keşke ulema o Osmanlı idaresinin, idareci bilmez ki ne bilsin. Zannediyor, gelip hoca diyor ki şu şöyle, o da pek öyle söyle. Onlara keşke doğru anlatsaydı bugün İslam tüm dünyaya hakimdi. Yani gönülle. Şimdi bugün çok güzel gidiyorlar orada. Gönüller ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyaseti çok önemli. Nebevi siyaset. Biz o siyasette dünyaya hakim olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıkları. Bakın önce şimdi ayetleri okuyayım. Sonra Abdullah bize Resulullah'ın yapmış olduğunu bize anlatsın. Ne muhteşem bir siyaset güttüğünü, kısa sürede ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini bir görelim. Şimdi bakın, Ali İmran suresi. Bugünkü durumla karşılaştırın. Allah-u Teala burada diyor ki 111. ayette لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا. Onlar, yani ehli kitap. Ehli kitap derken bugün kim anlaşılır? Amerika, Avrupa ve İsrail değil mi? Ancak size bir eziyet kelimesi Türkçedeki anlamda değil. Yani sözlü rahatsızlık verirler. Bugün bakın ne yapıyorlar? Medyayı kullanarak kendilerini kurtarmaya çalışıyor. İşte bunların yapacakları sadece budur. Ve in yukatilukum yuvallukum ledbar. Sizinle savaşa girerlerse gerisin geri dönüne kaçarlar. Cesaret edebildi mi Amerika? Hı? Edebildi mi? Bakın Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor? Biraz daha devam edeceğiz. Dikkatle dinleyin. Tümme la yunsarun. Sonra kimseden de yardım görmezler. Hani ne oldu? Amerika ile Avrupa'nın arası ne oldu bugün? Rusya ile Amerika Avrupa'nın arası ne oldu? Parçalanmadı mı? Şimdi daha başka bunları daha ayrıntılı anlatan ayetleri de okuyacağım inşallah. Duribet aleyhimu zille. Onların üzerinde alçaklık
vardır. Allah onları öyle bir alçaklık içerisine sokmuştur ki eynemâ tukifû, nerede olurlarsa olsunlar. Niye? Çünkü bakın geliyor şeyde uçağıyla evleri bombalıyor, pazar yerlerini bombalıyor, insanları hiç ayırmıyor. Sen böyle yaparsan bu insanlar seni hiç sevebilirler mi? Yani bir fırsat geçti diye niye insanları şey yapıyorsun? Bugün bakın Müslümanların yapacağı, mesela Türkiye'nin yapacağı, hiç saniye beklemeden yapması gereken şey onların ekonomi balonlarını patlatmaktır. Balon. Ekonomileri bu güçlerinden daha fazla balondur. Bir şeylerin olduklarını zannediyorlar. Evet. Duribet aleyhimu zilleyne ma tuqifu illa bihablin min Allah. Ne zaman alçaklıktan Allah'ın ipi, yani gelir de Müslüman olurlar, Kur'an'a uyarlarsa kurtulurlar. Kendi Kur'an'dan haberleri olmayan kendi kitaplarına duysa, çünkü o da Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın indirdiği kitaptır, orada da bugün doğru hükümler vardır, yine bugünkü gibi olmazlar. Ama Kur'an'dan haberleri olanlar Kur'an'a uymak zorundadır. Ondan sonra وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ, bir de insanların ipi. İnsanların ipine sarılıyorlar. Bugün Amerika, Orta Doğu'da ayakta durmak için gördüğünüz bak hep değişik grupları oluşturuyorlar. Onları değnek gibi kullanıp ayakta durmaya çalışıyor. Çünkü kendi başına ayakta duracak hali yoktur bunların. Ondan sonra وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ, Allah-u Teala'nın gazabına gelmişlerdir. Sen Allah'ın yarattığı dünyayı baksana, çevre kirliliği, deniz kirliliği, ya şurada içtiğin bir bardak suyun %80'i faiz olarak onlara gidiyor. Bu kadar insanlar sömürülür mü? Ama bunu maalesef Müslümanlar daha yeni yeni kendilerine gelmeye başladılar. Kendilerine gelmeye başlayınca adamların ödü kopuyor. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Evet, ondan sonra وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ, Allah'ın gazabına gelmişlerdir diyor. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ, üzerine miskinlik vardır. Yani oturdukları yerden kalkmak istemezler. İstiyorlar mı bugün? Bak, Cenab-ı Hak nasıl anlatıyor onları görüyor musunuz? Niye? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَةِ اللّٰهِ. Bunun sebebi o. Çünkü Allah'ın ayetlerini görmemekte direnir bunlar. Bu şeyde birkaç kere anlatmıştım burada. Vatikan'da Vatikan Başbakanı olan Kardinal Jean-Louis Pierre'le uzun bir konuşmamız olmuştu. Bana ilk söylediği şu olmuştu. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Vay be! Ben de kalktım, bana bak dedim. Biz Kur'an'a uymazsak bizimle diyalog yapamazsınız. Biz Kur'an'a uymazsak sizi yakaladığımız yerde öldürürüz. Sizin gibi getirir tepenize, işte bugün Suriye'de yapıldığı gibi yapmayız Kur'an'a uymazsak. Gider uçaklarla kafanıza şey yapar, evinizi, barkınızı sizin yaptığınız pislik gibi yapar. Ama Kur'an'a uyarsak o zaman bizimle diyalog yaparsınız. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin. Onu uzun uzun anlattım tabii. En sonunda dedi, tabii canım dedi, sizinle diyalog yapmayıp böyle bir heyecanlandı ki böyle koltuğunu şeye kadar, duvara kadar böyle itti. Adam başbakan, kendi odasındayız. Böyle yaptı. Tabii canım dedi. Sizinle diyalog yapmayıp kiminle yapacağız? Avrupa'da ikinci büyük din haline geldiniz. Dedim öyle diyalog. Gelin akşam bir bardak çay içelim. Lak lak ederiz. Sizin diyaloğunuz o. Adım gibi var mısınız? Getirin Allah'ın kitaplarını ortaya koyalım. Tevrat'ın Kur'an-ı Kerim'i gösterdiğini zaten göreceksiniz. İncil'in oraya getirin. Hep beraber şey yapalım dedim. Ya, tamam sana cevap vereceğiz. Hala verecekler. Şimdi İşte bunlar bile bile Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. İsrail de aynı şekilde. Gayet iyi biliyorlar ki yanlış yoldalar.
İşte onun için diyor Allahü Teala bunlara miskinlik şey yapılmıştır. Dalike bennem kanu kuna bi ayatihi ve yaktun el enbiya bi gayri hak. Ve nebileri haksız yere öldürürler. Kim? Peki Amerika hangi nebi öldürdü? Söyleyin bakayım bana. İsrail hangi nebi öldürdü? Nebiliği öldürüyorlar, tamam mı? Çünkü son nebi geldi. Muhammed Aleyhisselam, değil mi? Şimdi bunlar kendi kitaplarında imanın şartlarından bir tanesi de gelecek nebiye inanmaktır. Şimdi bunlar mecbur değiller mi kendi şeylerine karşı daha nebi gelmedi demeye? Onun için ne yapacaklar? Son nebiyi kafalarında öldürecekler. Yani mecaz. Onun için bakın, bunların müdahalesiyle bizim Müslümanların kitaplarına bakın. Nebi kelimesi de öldürülmüştür. Müslümanların kitaplarında da öldürülmüştür. Kur'an, Allah'a şükür ki Kur'an-ı Kerim var da şey yapılıyor. Haksız yere öldürülürler. Halbuki inanmaları gerektiği halde ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ bunlar isyankardırlar ve sınırları aşarlar. İşte İhşam'ın anlattığı gibi hiçbir hak hukuk sınır. Kendileri oldu mu hak hukuk diye bir şey yok. Başkaları oldu mu? Mesela Avrupa, efendim Avrupa kriterleri kime karşı? Başkalarına karşı. Bir de kendinize uygulayın bakayım hadi. Dışarıya hava atmak için kullanıyorlar. Şimdi bu ayetleri okuduk. Ne dedi Allah? Onların üzerlerine miskinlik ve Allah'ın gazabı şey yapmış, çökmüştür. Yani miskindirler, zelildirler, yani aşağılıktırlar bugünkü kelime, iki şeyle ifade etse bu Allahü Teala'nın ayetleri. Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman şu ayette anlatılanlar, Medine'de olanlarla bugün olanları bir kıyaslayın bakalım. Onu bir anlat bakayım. Hadi. Şimdi insanlar üçe ayrılmıştık. Müslümanlar, Ehli Kitap ve Müşrikler. Arap Yarımadası'nda Peygamberimiz döneminde Ehli Kitap ve Müşrikler. Bunu biraz üzerinde durayım. Neyse, peygamber kelimesini kullanma. Nebi Aleyhisselam. Şimdi Peygamberimiz döneminde daha çok Yahudiler. Yine farkına yani, var ama ben kullanıyorsun o. Evet. Alışkanlık var ya, kolay değil. Evet. Daha çok Yahudilerle ilişkiler var biliyorsunuz. Hristiyanlar pek böyle Mekke'de ve Medine'de tek tük olduğu söyleniyor ama bir topluluk halinde değiller. Arap Yarımadası'nda da bir Gassanlı var Hristiyanlar, Bizans'la işbirliği içerisinde olan. Bir de tek tük yine etrafta işte Dümetül Cendel tarafında bir kabile olduğu biliniyor. Şimdi Arap Yarımadası'na işte Yahudilerin gelip yerleşmesiyle de alakalı genelde zikredilen şey gelecek olan o hani kendilerinin iman şartları arasında gelecek peygambere iman yer aldığı için Yahudi bilginlerinin yapmış oldukları işte çıkarsamalarda o peygamberin Arap Yarımadası'nda gelme ihtimali üzerinde durulup yani bu tarihi şeylerde geçer zaten bir şey. Zaten Kur'an-ı Kerim'in hükmü Ennebiyyül Ummiyyi yani o, evet. Zaten o Muhammed Aleyhisselam geleceği yer belli yani. İşte ikinci yüzyılda özellikle hani o şeyin de Romalıların da ne diyelim Kudüs tarafındaki yapmış oldukları zulümlerden de kaçarak bazı kabileler, bir iki kabile bu Medine'ye birkaç kabile gelip yerleşiyor. Ve bunlar yıllar yılı oraya hakim oluyorlar. Oradaki Arap Yarımada şey Arap kabilelerine üstünlük kuruyorlar. Onları işte kendileri doğru düzgün savaşlara girmeden yönetiyorlar. Netice itibariyle yani Mekke'de birisi Evsi mesela, birisi evet. Hazreci böyle yani aynı bugünkü gibi grup bu grupları destekleyerek birbirle çarpıştırıyorlar. Nasıl Hişam özetledi, Amerika el altından Esed'le görüşürken bir yandan da işte DAEŞ gibi işte değişik isimleri, değişik irili ufaklı işte Kürt gruplar gibi
grupları da onun üzerine ya da başka türlü birbirine salıyor. Birinin vakti geçtiğini gördüğünde diğerini devreye sokup kendi eline sürmeden orayı yönetmeye çalışması gibi Yahudilerin de böyle bir anlayışı var. Hatta Nebi Aleyhisselam o Mekke'ye geldiğinde Mekkelilerden, o da yine tarih kaynaklarında zikredilir. Mesela şey döneminde, o boykot zamanında Mekkelilerde işte Nadir bin Haris ile Ukbe bin Ebu Muayt, bunlar Müslümanlara işte zulüm olduğunu, böyle bir kamuoyu oluşuyor Mekke'de Müslümanlara olan boykotun kaldırılmasıyla alakalı. Bu kamuoyunu yarmak, Müslümanların Nebi Aleyhisselam'ın aslında uydurma bir şey yaptığını ortaya koyabilme adına işte Nadir bin Haris Ukbe bin Muayt'i gönderiyor, Ebu Muayt'i gönderiyor şeye, Medine Yahudilerinden akıl alıyor. Yani biz bununla mücadele edeceğiz, siz akıl verin. Hatta bu Kehf suresindeki işte Ashab-ı Kehf olayı konusu, işte Zülkarneyn Aleyhisselam ile alakalı sorular ve ruhla ilgili soruların oradan alınan akılla soruldu. Oradan gelen bilgilerle Peygamberimize, yani Nebi Aleyhisselam'a yöneltildiği ile alakalı tarihi kaynaklar. Şimdi bize baktığımız zaman Mekkeli müşriklerin Zülkarneyn ile alakalı acaba kendi bilgileri var mıydı ki Nebi Aleyhisselam'a böyle soru sordular? Ya da işte Ashab-ı Kehf'i biliyorlar mıydı? Hakikaten de mantıklı bir şekilde birleştirdiğimizde bunun onlardan gelen akıllı olma ihtimali yüksek geliyor. Yani daha henüz Müslümanlar Medine'ye göç etmeden Yahudiler Müslümanlarla uzaktan müşriklere akıl vererek mücadeleye başlamışlardı. Yani onu orada çek etmek istiyorlar. Yani çok iyi biliyorlar ki işte son nebi geldi. Ya Allah'a karşı şey yapar mı, ama kendileri Allah'a da yenecek işte bu, zannediyorlar yani. Bu üç soru da zaten aşırı derecede gündem oluşturuyor Mekke'de. Neyse, onun hikayesi uzun. 15 gün sonra cevapları geliyor o inşallah dememesi ve Peygamberimizin iddialı bazı şeyler yapması üzerine. Allah-u Teala orada Peygamberimizi de bir sınavdan, Nebi Aleyhisselam'ı da bir sınavdan geçiriyor. Peygamber kelimesi o kadar dilimize yerleşmiş ki ister istemez kullanıyoruz. Tabi burada Nebi Resul ayrımı Peygamber kullandığımız zaman kayboluyor ama Peygamber dediğim de, ama benim ağzımda Nebi Aleyhisselam dediğimi varsayın. Şimdi sonra hicret meydana geliyor. Nebi Aleyhisselam bir Müslüman, yani Allah'ın bir elçisi nasıl davranırsa öyle davranıp orada bütün toplulukları kardeşçe yaşamaya yöneltecek bir sözleşme, Medine Sözleşmesi dediğimiz toplumsal bir anlaşma üzerine işte önce Evs ve Hazreç, çünkü Evs ve Hazreç yıllardır birbirleriyle savaşan kabileler, onları bir araya, sonra da kim savaştırmış o iki kabileyi? Onları birbirine düşüren şeyler işte Yahudi kabileler. Bak, Medine'deki iki kabileyi birbirleriyle savaştırıyorlar. Evs'i Beni Nadir destekliyor, Hazreç'i Beni Kaynuka destekliyor. Tabiri caizse altta meydana gelen savaşı bunlar tribünde çaylarını yudumlayarak izliyorlarmış. Yani kaleleri varmış o zaman. Hep tüm kabilelerin kaleleri, çünkü Medine açık bir şehir olduğu için. Aynen sanki bir maç izler gibi onları birbirine vurduruyorlarmış arada. Kendi istedikleri kişileri de zaten Abdullah bin Ubey bin Selül de onların Nebi Aleyhisselam gelmeden önce kral yapmak istedikleri bir şahıs. Yahudiler münafıkların başı. Neyse, bu Medine Sözleşmesi'nde Yahudiler de sözleşmeye katılıyorlar ve Müslümanların uzun süre Medine'de güç kullanarak kalacaklarıyla alakalı öyle bir ihtimal görmüyorlar aslında. Bunlar da devamlı müşriklerle yine bağlantıları var. Yine münafıklarla bağlantıları var. Zaten Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde Medine'nin büyük bölümü de Müslüman. Yani biz böyle düşünürüz. Medine Müslümanlara kucak açtı. Hakikaten kucak açmıştır ama sayısal anlamda baktığımız zaman Medine'de Müslüman sayısı yine de Müslüman olmayan sayısından çok çok azdı hicretin ilk başlarında. Daha sonra tabii o gönüllerin fethedilmesiyle o çok artmıştır ama başlangıçta çok değildi. Zaten birkaç sene içerisinde, o akabe biatları birkaç sene içerisinde gerçekleşiyor. Birkaç senede hemen böyle bir anda çok mükemmel, harika Müslümanların ortaya çıkması beklenmemesi lazım. Bu nereden
ortaya koyuyoruz. Peygamberimizin, Nebi Aleyhisselam'ın hicretinin ilk başında biliyorsunuz Medine'ye hemen gitmemişti. O Kuba, işte Ramna Vadisi'nde Cuma namazını kıldığını biliyoruz. Kuba köyünde orada kalmıştır. Ve orada kaldığı ev işte dışarıdan tehdit edilmiş, taşlanmıştır. Ve oradan Medine'ye giderken bir koruma grubuyla gitmek durumunda kalmıştır Nebi Aleyhisselam. Çünkü Mekkelilerle anlaşmalı öldürme, yani çünkü başına ödül konulmuş. Medine'li münafıklar da onu öldürmek isteyenler vardı. Bunlar tabii tamamen tarihi şey. Ama şimdi yani gelelim... bunu şimdi bir kere kafalarına, bu çok önemli bir bilgi, kafalarınıza lütfen not edin. Muhammed Aleyhisselam ve diğer Müslümanlar Mekke'den evlerini, barklarını bırakarak kaçmak zorunda kalmışlar. Medine'de bunlar öyle kucak açıyor değil. Bak bu Kuba'dan Medine'ye gelişi çok ciddi bir sıkıntı, yani öyle kolay bir şey değil. Evet, 7 gün ile tarihle 10-15 gün verirler. En az 7 gün kalmıştır orada. Hatta orada bir küçük bir mescit ilk başta yaptırdı. Orada şey olarak dışarı çıktığı, tedbirli olarak dışarı çıktığı falan. Bunu niye söylüyoruz? Hani Türkiye'de de zaman zaman iç karışıklıklar ve güvensiz ortamlar oluyor. Yani bu Medine döneminin başından ve çeşitli dönemlerde bu güvensiz ortamlar olmuş. Nebi Aleyhisselam da bunu yaşamıştır. Yani bu her zaman için Yahudi ve işte ehli kitabın, münafıkların en sevdiği şey savaşa girmeden alttan ve kalleşçe olayı çözmektir. Yani bugün biz Türkiye'de yıllarca yaşadığımız bir şey, onun için söyledim. Neyse, sonra Mekkeli müşrikler savaş açıyor, biliyorsun Bedir Savaşı meydana geliyor. Bedir Savaşı'nda Müslümanların yenilgisine kesin gözüyle bakıyor Yahudiler. Anlaşmayı imza atmış ama zaten onlar kendi aralarında anlaşmalara, yani Yahudi Yahudi arasında sözlerini tutarlar. Başkalarına karşı işte öyle değillerdir. Hani faiz konusunda bile kendileri kendi aralarında faiz alıp vermezler ama başkalarının istedikleri kadar sömürmeleri, hani kendi Tevrat'ta yazmaz ama Tevrat'ın tefsiri mesabesinde olan şeylerinde yazar mı? Onun için o Medine Sözleşmesi'ni imza atıyorlar ama işte yani kendileri ona uyma amaçlı yapmıyorlar bunu. İşte bugün birçok uluslararası sözleşmeye evet, yaptıkları gibi. Yani. Evet. Kendileri zaten biz bunu Amerika'nın son 10 günde yaptığı açıklamalara baktığımız zaman aynı gün içerisinde bile 3 tane birbirleri, 4 tane ya da birbirine taban tabana zıt açıklamalar yapabildiğini, zaten bugün iletişim vasıtalarının çok gelişmiş olması sebebiyle bir gün içerisinde aslında nasıl sözlerinden döndüklerini görebiliyoruz. Yani bunu geçmişten örnek vermek değil, günümüzde yaşadığımız şeyler bunlar. İşte Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kazanınca özellikle oranın en güçlü grubu İşte Beni Kaynuka en güçlü grubu en büyük hayal kırıklığına uğruyor. Silah da üretiyor. Evet. Altın ticareti yapıyor. Yani... Çok büyük hayal kırıklığına uğruyorlar. Ve yalandan bir sözleşmeye imza atmışlar Müslümanlarla. Hemen kendilerini de büyük savaşçı olarak görüyorlar onlar. Şöyle bir şey, onların işte bu Mekkeliler savaşmayı bilmiyor. Gerçek savaşı biz biliriz. Biz Muhammed'e ne olduğunu gösteririz. Hemen düşmanca tavırlar başlıyor. Peygamberimiz de bunu araştırıyor. Gerçekten Nebi Aleyhisselam bunu araştırıyor. Bu gerçekten, bu söz doğru mu? Ve oraya gönderip, hatta bazı tarih kitaplarında kendisinin bizzat gidip sorduğu, siz böyle bir şey dediniz mi diye. Sonunda onlar Müslümanları güçsüz gördüklerinden dolayı evet dedik tarzında. Yani düşmanlıklarını direkt söz olarak ortaya koyuyorlar. Enfal suresinin 58. ayetinde de "Sevayim ma tahafenne min qabli hiyaneten fembi aleyhim ala seva." Eğer bir kavmin hainliğinden şeye bir dayalı olarak, bilgiye dayalı olarak korkarsanız siz onlara şey yapabilirsiniz. Anlaşmayı. Ama ben burada çok da mühim, bak. Bu çok çok mühim. Bilgiye dayalı korku. Yani birisinden duyduğu şeye göre vay bu adamlar anlaşmayı bozacaklarmış, hadi ben de bozdum değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerekiyor, araştırıyor, bizzat görüşüyor.
ve kesin olarak bunlar Medine Sözleşmesi'ni bozdular diye kesin kanaate vardığı zaman tamam ben de bozdum diyor. Evet. Fem bir himale sebep. Öyle geçiyor. Ve Peygamberimiz de bunu Nebi Aleyhisselam da bu ayetle hani anlaşmazsa sözleşmeyi bozmuş oluyorlar. Bu onların kaleleri işte önce muhasara altına alınıyor iki tane. Ya bir de şu var bir hanıma da şey evet, sarkıntılık yapılıyor. Zaten o şeyden Müslüman dolayı artık hanıma. Artık o tamamen baş kaldırı bir bayrak açma hadisesinden sonra bütün o Kaynuka Yahudileri aslında baş kaldırı değil meydan okuma. Meydan okuyor diyelim. Tabii. Yani bir Müslüman tabii. Hanım onların şeylerinde alışveriş yaptığında çarşılarında ona bir terbiyesiz harekette bulunuyorlar işte özellikle ayıp yerlerinin gözükmesini sonra da alay etmeyle alakalı. Bir Müslüman da onları görüyor, o durumu görüyor, müdahale ediyor ve karşılıklı olarak bir tane Yahudi bir tane de o müdahale eden Müslüman ölüyor. Bunun üzerine direkt artık Nebi Aleyhisselam bu ayete de dayanarak bunların burada kalmasının bir anlamı yok. Bu anlaşmayı tamamen Medine Sözleşmesi'nde bunlar şey yaptılar, çiğnediler. Biz de bu anlaşmayı şey yapıyoruz ve çıkın buradan. Ya buradan değerli izleyicilerimiz şunu lütfen bir tarafa not edin. Bedir Savaşı Ramazan ayının sonlarında oluyor. Ki çok büyük bir ihtimalle 27'sinde olması gerekiyor. Bu bahsedilen olay da ondan yaklaşık yani oradan Bedir 150 kilometre kadardır Medine'ye. Oradan 4-5 günde geldiklerini düşünün. Şevval ayı başlıyor. Şevval ayının 20'sinde oluyor bu olaylar. Yani 2-3 hafta sonra. Bakın oradan daha yeni savaştan dönmüşsünüz ve bu insanlar işte şimdi bu kötü zamanlarda bunları bastıralım diyorlar. Evet güçsüz döndüler, şeydirler. 700 tane savaşçısı olduğu söyleniyor bunlar. Peygamber Nebi Aleyhisselam 15 gün muhasara altına aldırıyor. 700 savaşçı şeylerden, kaynukalardan. Ha bunlar. Çünkü bak Müslümanların Bedir'e giden kaç tane savaşçısı var topu topuna? En fazla 300 kabul ediliyor değil mi o kadar? O ki, bir de yani 15 gün muhasara altına alınıyor. Aynen Nebi Aleyhisselam birçok şeyinde de göreceğiz bunu. Karşı taraftan da Müslümanlardan da fazla zayiat olmaması. Çünkü canı korumak önemli İslam'da. Savaşma değil, saldırı değil. Onların içeri giren, dışarı çıkan işte şeylerini, ikmal kanallarını keserek yaşama ihtimali size vermeyeceğiz şeyini, mesajını iletince 15 gün sonra tamamen şey olarak teslim olmuş bir şekilde. Bunların büyük bölümü Suriye tarafına gidiyor. Hayber tarafına değil de. Neyse sonra zaten biraz vakit azalıyor. Hızlı biraz hızlandır. Çünkü Uhud Savaşı sonra yaşanıyor. İşte Uhud Savaşı'nda da diğer bir Yahudi. Bir sene sonra Uhud Savaşı. Evet, Nadir oğulları müşriklerle işbirliği içerisinde onlarla Uhud Savaşı'nda destek verdiklerine dair şeyler, rivayetler var. Uhud Savaşı'ndan sonra bir işte kötü bir Müslümanlar açısından sonucu kötü olan bir savaş oluyor. Sonra bir Maune kuyusu yanında bir kötü hadise yaşanıyor. Resulullah suikast düzenliyorlar. Neyse Maune kuyusundan dönerken bir kişi, bir Müslüman kişi Peygamberimizin eman verdiği, güvence verdiği iki kişiyi bilmeden düşman kabiledendir diye öldürüyor. Peygamberimiz de Nebi Aleyhisselam da bu kişinin diyetini işte alabilme adına nadir oğullar. Çünkü anlaşmada böyle bir şey var Medine Sözleşmesi'nde. Bir işte o kan bedelini herkes paylaşırlar. Nadir oğullarından alabilme adına onlardan istiyor. Onlar da diyor ki biz sana vermeyelim sen gel biz verelim. Yani sen biz parayı uzatmayalım da sen gel. Gel al diyor. Gel parayı al. Nebi Aleyhisselam da çok güvenmediği için en güvendiği kişileri yanına alıyor. İşte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi. Ve giderken de şeyli gidiyor, bayağı tedbirli gidiyor. Beklediği yerde hakikaten Nebi Aleyhisselam'a bir suikast orada tertiplenmiş. Nebi Aleyhisselam da o suikastin zaten tedbirli gittiği durumda onun şeylerini alıyor. Fark ediyor işte nasıl öldürüleceğiyle alakalı. Hemen o kan parasını, diyeti almadan hemen anında geri dönüyor ve şey yapıyor. Bütün Nadir oğullarının bulunduğu mahalleler kuşatılıyor. Döndükten sonra. Bunlar da hemen önce haber gönderiyor. Tamam biz teslim oluyoruz, çıkacağız derken
Yahudiler şey, münafıklar onlara çıkmayın, biz sizinle birlikte olacağız, size destek vereceğiz deyince bunlar da direnişe karar veriyorlar. Bununla alakalı Haşr suresinde ayetler vardır. Tamam, onları ben okuyacağım, sen şey yap. Ayetler vardır Haşr suresinde. Haşr suresinde Beni Nadir suresi falan da denir o ayetlerden dolayı. Ve netice itibariyle bunlar da çıkıp Hayber tarafına gidiyorlar. İşte özellikle bunların başında Huyey bin Ahtaf var. Çok küçük bir grup Suriye tarafına gidiyor. Sonra bu arada tabii bu hadiseyi söylerken Kureyze oğulları, diğer bir Yahudi kabile Nadir oğullarına destek çıkma haberi gelince Peygamberimiz Nebi Aleyhisselam Nadir oğullarının muhasarasını kaldırıp Kureyze oğullarını muhasara altına alıyor. Tekrar geri dönüyor. Neyse, aradan bir vakit geçiyor. Hendek Savaşı öncesi özellikle Hayber'e giden, Hayber'de de Yahudiler var. Bu Nadir oğulları da Hayber'e gitmiş. Bunlar tamamen Nebi Aleyhisselam ve bütün Müslümanları ortalıktan kaldırmak, İslam'ın kökünü kazımak için bir plan düzenliyorlar. Ve bu planda bu sefer Hristiyan bir kişiden de yardım alıyorlar. O da Dümetün Cendel Meliki, oranın hakimi, Ukaydir bin Abdülmelik isimli oranın hakimi. Şimdi Medine'ye oradan hububat geliyor normalde. Müslümanların beslendikleri Suriye tarafından gelen yol, Dümetün Cendel tarafı. Orada bu vatandaş, bu Hristiyan hakim, orada Müslümanların kervanlarının yollarını kesmeye, durup dururken orada engellemeye başlıyor. Üstü Peygamberimiz de işte Nebi Aleyhisselam da bir şeyle, grupla oraya doğru hareket ediyor. Bu Yahudi planına göre bütün herkesle anlaşılmış, Gatafan'la anlaşmış bunlar. İşte Fezare ile anlaşmış, Eşca anlaşmış, müşriklerle anlaşmış. Medine'ye çullanılacak. Yani bu Hendek Savaşı planı, ama Hendek Savaşı'nın onların kafasındaki planı şu: Resul Medine'den çıkacak yanındaki özel savaşçı grubuyla. Dümetün Cendel tarafında bunlar küçük fakat etkili grup, komutanların oluşturduğu grup temizlenecek. Medine'deki boş kalan, başsız kalan Medine, müşrikler işte etraftaki o Hendek'te gelen o büyük grupla tamamen yapılacak. Kılıçtan geçirip büyük bir katliam yapılacak. Yani basit bir savaş. Yani burada bütün Mekke, çevredeki bütün Arap kabileler, o bahsettiği Hristiyan kabile, Yahudiler hepsi ittifak ediyor. Hendek Savaşı'nda Müslümanları orada boğup bitirecekler. Evet. Yani basit bir, kendilerine göre kolay bir plan yapıyorlar. Fakat Nebi Aleyhisselam yolda özellikle Gatafa'nın yerinden geçerken orada bu haberi, bunun şeyini alıp hemen geri dönüyor. Ve o Hendek Savaşı'nda bildiğimiz Hendek kazılması ve o hadiseler ondan sonra yaşanıyor. Yani normalde Hendek Savaşı evvelinde Nebi Aleyhisselam'ın bu uyanıklığı şeyi olmasa belki farklı bir şey olacak. Bir de Allah'ın yardımı ama, tabii ki. Ama bir şey daha var. Allah'ın yardımı. Hendek Savaşı'ndan önce Mekkelilerin yolu üzerinde bulunan Beni Mustalika bir sefer yaparak oranın esirlerini alıyorlar. Çok ciddi bir ganimet de geri dönüyor ve bir rahatlama oluyor. Evet. Ekonomik. Tabii Dümetül Cendel'in onlar da savaşa hazırlanıyorlar. Yani illa da fiilen savaş şartı yok. Adam sizinle beraber savaşa hazırlandığını gördün mü? İşte bu şeyin Enfal suresinin kaçıncı ayetiydi bakayım? 58. ayette diyor ki Allah-u Teala, onların size hainlik edeceğini gördüğünüz zaman hemen siz de eşit olarak o şeyi, anlaşmayı bozduğunuz şey yapın. Onlar da savaşa hazırlandığını gördüğü zaman gidiyor ve onlarla savaşıp onları şey yapıyor. Evet. Şimdi bu grup esas ortalığı karıştıran, organize eden ve savaşa destek sağlayan Hayber'deki Yahudiler ve bu Yahudilerin büyük bölümü Nadir Yahudileri. Ya bugünkü olmuş. Amerika'yı düşünün, İsrail'i düşünün, işte aynı. Evet. Ve Hendek Savaşı'nın Hudeybiye anlaşmasından sonra Nebi Aleyhisselam o anlaşmanın getirmiş olduğu rahatlıkla hemen bu Hayber üzerine bir şey düzenliyor. Sefer düzenliyor. Hayber, çünkü bütün pisliklerin kaynağı orası. Burada çok fazla savaşçı olduğu, kendileri ne savaşçı olduklarına övünen kişiler bunlar. 10 bin ila 20 bin savaşçıları var. 7 tane kaleleri var. Bir tanesi çok güçlü, Kamus denilen kale. Ve bunlar muhasara altına alınıyor. İşte yolda yardım edecek olan Gatafan önce onun üzerine yürünüyor falan. Netice itibariyle bir ay kadar süren bazen çarpışmalar, bazen işte sadece muhasara altına alınan bazı kaleler öyle teslimiyetle alınıyor.
bir ay kadar süren bir mücadeleyle bunlar tamamen devreden çıkarılmış oluyor. Fakat bu kadar düşmanlıklarına rağmen, bu kadar Müslümanlara karşı yapmış oldukları yıllar yılı süren şeylere rağmen Nebi Aleyhisselam onları çeşitli anlaşmalarla bulundukları toprakların yarı gelirlerinin kendilerine ait olması ile alakalı öyle bir yarıcılık dediğimiz bir şey vardır, tabir vardır. O anlaşma üzerine onları orada aynı şekilde yaşama şeylerini bırakıyor. Tabii belli bir evet. Savaş gelirleri. Yani hiçbir zaman onların yaşama haklarını engellemiyor. Savaş sırasında ne olmuşsa olmuş, savaş bittiği zaman kimseye dokunulmuyor. Şimdi Beni Kurayza ile alakalı burada ders yapıldı. Hani kılıçtan geçirilmiş falan diye bütün hepsi diye ders yapıldı. Hani öyle iddialar var. Şimdi bu Hayber'dekiler onlardan daha suçlu aslında. Beni Kurayza'ya göre belki 1000 tane oyun yapmışlar Müslümanlara karşı. Eğer onlar kılıçtan geçirildiyse o yanlış tarihi şeylere göre Hayber'dekiler daha bir geçirilmesi lazım. Bunlar tamamen Yahudi oyunları. Yani evet. Kendilerini haklı göstermek için hem Beni Kurayza ile ilgili yaptıkları şey var ve Kâb bin el-Eşref ile ilgili yaptıkları tamamen bir algı yönetimi. Hani bugünkü gibi şeyde medyayı nasıl kullanıyorlarsa o eskiden onda yani kullanmış. Burada dikkat çeken şey şu, çok fazla askerleri olmasına rağmen karşılarında çok daha az bir grup olan Müslümanlardan her zaman çekinmişler. Tebük'te de aynı şey oluyor. Tebük'te de bu sefer daha sonra işte 630 yılında Hristiyanlarla Müslümanların karşılaşması hadisesi. Bizans, koskoca Bizans. Özellikle Bizans'ın işbirliği içerisinde olan Gassan kabilesi önünü çekiyor. Onlar da yine çok ciddi bir şekilde, kararlı bir şekilde karşılarına gelen şeyle Müslüman grupla savaşmaktan kaçıyorlar. Yani çünkü o tamamen dünya nimeti için savaşan kişiyle cennet için savaşan kişi arasındaki fark diyelim biz bunu. Evet, şimdi ben buradan şey yapayım da size. Haşr suresi, Kur'an-ı Kerim'in 59. suresi, Abdullah zaten anlatırken bahsetti. Bakın burada çok önemli şey, yani bu Beni Nadir ile alakalı ama bu bir örnektir tabii Beni Nadir. Onların yapılarının nasıl olduğunu şey yapın. İşte Abdullah anlattığı gibi Beni Nadir Medine'deki işte münafık grup olan Hazreç'le anlaşmış vaziyette. Zaten kendisi de çok güçlü. Güçlü bir ordusu da var. Kaleleri var. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِيَخْبَانِهُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların çevresini kuşatıp hani hadi çıkın dediği zaman çıkalım diyorlar kuşatmadan önce. Ama bunlar diyor ki Medine'nin o büyük kabilesi olan münafıklar diyor ki siz buradan çıkarılırsanız sizinle beraber biz de çıkarız. Anca beraber, kanca beraber derler ya. Ondan sonra وَلَا نُطِعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا اَبَدًا Sizinle ilgili olarak hiç kimseye boyun eğmeyiz. Öyle şey yok. وَاِنْ كُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ Şunu bilin. Bunlar sizinle savaşırlarsa kesinlikle sizinle beraberiz. Şimdi Amerika'nın bugün şeydeki Suriye'deki gruplara söylediklerine bakın. Aynısı değil mi? Sürekli beraberiz şimdi. Ondan sonra diyor ki Vallahu yeşhedü innehum lekâzibûn. Allah şahit bunlar kesinlikle yalan söylüyorlar. Ama bunlar münafık. Fark etmez ki onlar öbürlerde aynı yani. Değişen bir şey yok. Leyn uhricû la yahrucûne ma'hum. Oradan çıkarılsalar bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Ve leyn gûtilû la yansurûnehum. Onlarla savaşılsa bunlar yardım etmezler. Ve in gûtiltum la yansurûnehum. Yok. Ha. وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Ama onlar hele bir yardım etmeye kalksınlar, korkularından gerisin geri dönüp kaçarlar. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Sonra yardım da görmezler. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ Onların içlerinde size karşı duydukları korku, Allah'ta Allah'a karşı duydukları konudan kesinlikle fazladır. Yani sizden çok korkarlar. İşte bugün görüyorsunuz nasıl korkup kaçtıklarını. Çok korkarlar. Ondan sonra evet. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَوْنَ Çünkü bunlar
anlayışsız bir topluluktur. Yani konuları öyle detaylı bir şekilde düşünüp taşınmazlar. Siz bakmayın öyle akıllı, düşünceli gibi size gözüktüklerine değildir. Yani işte düşünseler, ya bunlar kaç kişi ki ya, biz bunları yeneriz. Yok, şey değil. Korkuyorlar. Evet, la yukatilunekum cemi'an, topluca sizinle savaşamazlar. İlla fi kuran muhassana, çevreleri, çevresi şeyle çevrili, kaleyle çevrili yerlerde savaşırlar. Mesela İstanbul'un fethi sırasında Fatih'e biraz direndiler ama İstanbul'un çevresi neydi? Surlarla çevriliydi. Yoksa başka şekilde karşınıza çıkmaya cesaret edemezler. Evmin verayi cudur, ya da duvarların arkasından savaşırlar. Karşınıza çıkamazlar. Be'sumun beynum şedid. Aslında kendi aralarında birbirlerine karşı şiddetli bir muhalefetleri de vardır. Siz bak, ondan sonra söylüyor Allah-u Teala, tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şedda. Sen onları bir arada zannedersin. İşte Amerika tek, işte Amerika ile Avrupa, işte Birleşmiş Milletler, işte şu bu. Değil. Her birinin kafası bir başka taraftadır. Her biri başka şey ister. Yani bir kum yığını gibidir. Kum yığını gördüğünüz zaman ooo buraya baksana. Fakat üstteki şey yapan, rüzgarın attığı kumdan aşağı, altındaki kum sevinir. Oh ben nefes almaya baş. Biraz sen de, az sonra sen de gideceksin. Kum yığını gibidir bunlar. Siz onları birlik sayarsınız ama kalpleri farklı farklıdır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Çünkü bunlar akıllarını kullanmayan bir topluluktur. Ya işte bir hesap yapalım, bak işte bizim gücümüz bu kadar, bunlar ne? Yok, değil. كَمَثَلِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَر۪يبًا. İşte bu Beni Nadir'den, biraz önceki şeyler gibi, işte Beni, neydi ilk, Beni Kaynuka olduğu gibi, ذَٰكُ وَبَالَ اَمْر۪يهِمْ, yaptıkları suçun vebalini tattılar. Beni Nadir'le ilgili ayetler bunlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, bunlar için acıklı bir azap vardır. Şimdi bakın, onları asıl anlatan ayet şu. Şuna çok dikkat edin. 16. ayet, kemeteli şeytan. Bunlar tıpkı iblis gibidirler. Şimdi gittiler oraya. Hişam'ın az önce anlattığı gibi değişik gruplara, Esed'e dediler arkandayız. Falan dediler, efendim o değişik gruplara, işte IŞİD'dir, şudur budur, hepsine. İşte binlerce silah gönderdiler falan filan. Peki, bak dinle. Tıpkı şeytan gibidir. اِذْقَالَ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرُ. Şeytan der ki, ya boşver, kabul etme. Allah'ın ayetlerine karşı direndir. Direnir, peki kafir olur. Kafir ol der, olur kafir adam. فَلَمَّا كَفَرَ, kafir olduğu zaman ne yapar? قَالَ اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ. Bak benim senden bir ilgim yok ha. Sıkı bunlar bak, dikkat ediyor musunuz? Nasıl şey yap, sattılar onları? İnni veriyorum. Benim seninle hiçbir ilgim yok, ona göre. Şeytan böyledir diyor. Çünkü şeytan da yanlış yolda, bunlar da yanlış yoldalar. İnni akhafullah rabbel alemin. Ben alemden Rabbi olan Allah'tan korkarım. Allah'tan korkan böyle mi yapar? Bir de şeyi de bir kenara bırakmazlar. Dünyanın en iyi, en ahlaklı, en efendi toplumları. Oo. Şimdi gelmiş insan haklarından bahsediyorlar. Milletin tepesine aşağıya bombalar indirdiğin zaman insan hakları yok muydu? Onlar insan değil, değil mi? Şimdi tutuyorsunuz, o zaman kendi yaptıkları şeylerin resimlerini sanki bugün yapılıyormuş gibi gösteriyorlar. Onun için bakın, ben tekrar şunu söylüyorum. Bizim askerimiz, Allah'a şükür yavaş yavaş artık kendimize gelmeye başladık. Az önce de söyledim, yani bu işte İstanbul Müftülüğü eski Şeyhülislamlıktır. Şeyhülislamlık da işte padişahın en büyük danışmanı durumundadır. Ondan dolayı yani İstanbul Müftülüğü'nün arşivini 21 sene idare etmiş olmanın verdiği bir takım şeyler var, yani avantajlar var. Mesela 19. asırda Osmanlı'daki dağılma gerçekten kabul edilebilir gibi değildir. Akıl, mantık, her şey gitmiş. Çünkü niye? Çünkü din maalesef Allah'ın dini olmaktan tamamen çıkmış vaziyetteydi.
Ama şimdi Allah'a şükür yavaş yavaş daha yeni yeni kendimize gelmeye başladık. Yeni yeni kendimize gelmeye başladık. Onun için şimdi orada yavaş yavaş gidiyor olmaları hiçbir şey ifade etmez. O insanlar biliyor ki bu kişiler bizi kendi evlerimize döndürmek için geldi. Efendim biz toprak işgal etmek için gelmiyoruz. Elbette. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iş için mi gitti? Bir fitneyi ortadan kaldırmak için. Sen bu insanları evlerine götürüp koyduğun zaman bu insanlar senden başkasının yanında olur mu hiç? Hiç mümkün mü? Senden başkasının yanında olur mu? Bizim atalarımız böyle şey yapmışlar. Su yatağına su geçiriyoruz. Evet. Şimdi bakın Allah-u Teala şöyle bir emir veriyor bize. Bu çok çok önemlidir. Ve bugünkü ben bütün askerlerimizin bu ayeti iyice ezberlemesini ben şahsen isterim. Ama o ayete maalesef doğru dürüst meal veren bulmak oldukça zor. Muhammed Suresi'nin 35. ayeti. Allah-u Teala orada diyor ki وَلَا تَهِنُوا. Burada bulamadım. Neyse. Buldum. Tamam. Bu 35. Muhammed Suresi 47. sure 35. ayet. وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ. Arapça bilenler için وَلَا تَدْعُوا. Yani çünkü bu ayet hep yanlış manalar verirler de o bakımdan diyorum. Gevşeklik gösterip de barış teklifinde bulunmayın karşı tarafa. Çünkü karşı tarafın barış diye bir niyeti yoktur. Onlar iyi niyetli değillerdir. O barış marış derler, hemen biraz sonra işi karıştırırlar. Ondan sonra ve entumul alavne. Çünkü en üstün olanlar sizlersiniz. Bak Allah bunu gösterdi mi? Ya daha ne ki Mekke'den daha yeni gelmişsin, Bedir kazanıyorsun. Ondan 20 gün sonra Medine'nin en güçlü kabilesi olan Beni Kaynuka'yı, bir sene sonra efendim Uhud Savaşı, ondan sonra Beni Nadir'i, ondan sonra Hendek Savaşı, ondan sonra Beni Kurayza'yı, Hendek Savaşı'nın hemen aynı günü Beni Kurayza, ondan sonra gitmişsin Mekke'yi bir kenara bırakmışsın hemen 6. yılda, oradan hemen gelmişsin Hayber'i yola getirmişsin ve burada hiçbir insan da zarar görmüş değil o sıcak çatışma dışında. Herkes son derece mutlu. Ondan dolayı Müslümanların gittiği yerden bir daha uzaklaşmaları söz konusu değil. Ama bu politika doğru dürüst Ömer radıyallahu anh'ın hayatının sonuna kadar. Ondan sonra çok ciddi yanlışlar olmuş. O ayrı bir konu. Hep anlatıyoruz burada. Diyor ki Allah-u Teala وَلَا تَهِنُوا gevşemeyin وَتَدُعُوا اِلَى السَّلْمِ. O insan barış teklifinde bulunmayın. Biz barış teklifinde bulunmayız. Ama onlar barış teklif ederlerse ne yaparız? O zaman kabul ederiz. Ama barış teklifi kenara çekilecekler. Az önce Hişam söyledi ya, alsınlar silahlarını. Yani bu şeyler bir kenara çekilsinler. Tamamen gerçekten barış için olduklarını bir göstersinler. O zaman biz o tarafa yöneliriz. Bunu Allah-u Teala Enfar suresinde söylüyor. İşte burada diyor, tekrar okuyayım bu ayeti. وَلَا تَهِنُوا gevşeklik göstermeyin ve تُوَدْ اُوَلَا سَلْمِ. Onları barışa çağırmayın. Barış teklifi sizden asla çıkmasın. Ve entumul alemnesin. Siz en üstün kişilersiniz. Çünkü Allah'a inanıyorsunuz. Vallahu ma'akum. Allah sizinle beraber, daha ne istiyorsunuz? Sizin daha güçlüsü olur mu? Ve len yetirakum a'malekum. Allah işlerinizde sizi asla yalnız bırakmayacaktır. İşte Resulullah yalnız bırakmadığını gördük. Müslümanları asla yalnız bırak. Onun için bakın şunu söyleyeyim. Burada bu şeyler yapılsın, birazcık ileriye gidilsin, aynen Hayber gibi İsrail'de buyurun efendim ne emredersiniz diyecektir. Hiçbir şey yapamayacaktır. Görürsünüz ya. Yani. Allah yardımcımız olsun. Ama tekrar ediyorum, nebevi siyaset bizim olmazsa olmazımız ve şunu yetkililere söylüyorum, lütfen bütün dünyayı bu para babalarının balonunun pis şey havasından kurtaralım. Bir balon şişirmişler, pis havayla milleti havasız bırakıyorlar, ölüme götürüyorlar. Bir tek iğne batırdığın zaman şşt diye gidecek.
Bu kadar basittir onların şeyler. Çünkü onların öyle ciddi bir kurguları yoktur. Allah yardımcımız olsun. Thank you.